Hadi bakalım bir kere daha denedik. Erken gelmedim. Tam zamanında geldim. Çünkü Evet. Ben ben niye dikkat böylesin? Ediyorum böyle şeylere. Aa, böyle mi yapmalıyım? Evet, biz seni böyle seyrediyoruz. Ne haber? İyiyim, sağ olasın. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Böyle yayınları 2 dakika önce baş... Oh, prost. 2 dakika önce mi? Ben kendimi süper dakik olarak tam 9'a göre Evet, ayarladım. evet. Ya bir de bugün öyle bir şey oldu ki böyle aksiliklerim üst üste geldi. Yani programlara ben işte böyle yani hazırlanmadan geliyorum. İşte hani doğaçlama gelişiyor vesaire ama yani bugün 2 tane baba konuk var yani. Ece Temel Kur'an, Özen Yula yani. Ne konuşurum ne konuşurum diye. Çalışmadığın yerlerden soracağım. Yok, onları not aldım. Sonra dedim ki yani printer'dan çıkartayım önümde dursun diye. Yarım saattir printer'la uğraşıyordum. Mürekkep bitmiş en sonunda. Olmadı, yayına gireyim dedim. İnternet kesildi falan filan derken Öyle. böyle oldu. Birhan Keskin geldi. Aynen. Evet. Normalde tişörtle falan çıkıyorum ben ama şimdi Twitter'dan Birhan Usta böyle gömlek falan dedi. Ben hemen üstüme bir tane gömlek geçirdim. Tabii ki. Tabii. Birhancığım için bak rujlarımı bile sürdüm. Gördüm Birhan Nefis. beyaz gömleğiyle gelecek. Narıyla beraber. Onun için ben telefonuma not aldım. Bazı şeyleri şöyle hatırlamak babında şöyle eğilirsem lütfen kusuruma bakma. Ay estağfurullah. Nasılsın? İyi misin Emrah? İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya benim dışımda herkesin kütüphanesi var galiba. Canlı Yani bu... yayınlarda bir kütüphane görüyorum sürekli herkeste. Bir bende şöyle güzel kütüphane yok yani. Gece Yapmam seni tam lazım. göremiyorlar galiba. Işıklar falan diye notlar geliyor Şöyle alttan. birazcık daha. Oldu mu? Ya aslında bu yayını da böyle Bu bir yaşa hani bu kadar ışık arkadaşlar. Çok da şey yapmayalım yani. Evet, teşekkürler. ben aslında yayınlara böyle bir şaka yoluyla başladık. Nihan Şerbetçi ile birlikte. Sonra iş ciddiye bindi. Hani bunu da şey diye aslında bizim evde de hani yayın yapabileceğim tek gerçekten ortam bu. Burası hol. Ben burayı çalışma odası yaptım kendim. İşte kitaplarım, DVD'lerim falan filan. Böyle hani işte şarapla çıkıp klasik müzikle, arka fon, kitaplar falan yaparken böyle devam ettik yani. Şimdi de böyle fonu bozmuyorum. Bir tane böyle bir tip yapmayı düşünüyordum. Yani bir gün çok parası kalırsam öyle bir erkek şey olarak yazar olarak yazı yazmayı düşünüyordum. Kitap yazmayı düşünüyordum. Bak ona çok uygun olabilir. Adı da Dost Erkman. Dost Erkman'ın holü yani orası. Gördüm ben onu. Şimdi Ecil'im bizim işte Hadi. söylediğim gibi yayın böyle hani Çoluk nasıl çocuk gelirse yoksa yayında ben sigara içeceğim. tabii içebiliyorsun sigara Tamam. içki falan vesaire her şeyimiz serbest yani zaten bir program olarak yapmıyoruz işte sohbet muhabbet diyoruz. Bu arada da arkadaşlar böyle çok merak ediyorlar bazıları da yazıyorlar. Şimdi ben şey koydum yayının ismini Instagram'da ama muhabbet kiloyla diye iğrenç bir böyle kelime esprisi. Ona da şey evde böyle hani eşimle konuşurken ne yapalım falan filan ben de dedim işte Instagram'da muhabbet kiloyla hani gram kilo falan olsun diye. Ondan sonra dedim ki böyle kalsın ya dedim niye? Ya dedim bak şimdi bunlar başlıyor ya yayınlar. Yani 100 bin kişi şunu yapacak. İşte korona günü sohbetleri, karantina günlükleri, karantina günleri, karantina muhabbetleri falan filan diye sürekli hani buna benzer şeyler yapacaklar. Hani şey gibidir. Hani çiçekçi açarsın yani mimoza çiçekçisi. Allah Allah hiç şeytanın aklına gelmez işte. Market köşededir işte. Corner ya da işte köşe bakkal falan diye. Öyle kaldı işte biz de öyle devam ediyoruz. Ya şimdi şöyle, evet böyle bir şey var yani son derece hızla klişeleşti. Yani 3 günde klişeleşebiliyor böyle şeyler. Ama bir yandan da mesela hani sen gel sohbet edelim dediğinde ben niye evet dediğimi söyleyeyim. Hem seni çok sevdiğim için. Hem Anladım. de böyle ben şimdi başka bir ülkede yaşıyorum ve çoğunlukla İngilizce yaşıyorum. Büyük oranda İngilizce yaşıyorum. Fakat böyle krizli zamanlarda insan ana dilini çok özlüyor. Ve Türkçe konuşmak istiyorum yani. Ve işte Türkçe konuşmak istediğim için çok istedim mesela gelmeyi bu programa, yayına neyse artık bunların adı.
Sonra bunu, bugün bunu düşünüyorum. Ben normalde bu kadar konuşkan bir insan değilim yani. Hani aman da çıkayım da konuşayım da anlatayım falan çok hoşuma gitmez. Ama bugün niye bunu yaptığımı düşünürken aklıma bir hikaye geldi. Bir arkadaşım anlatmıştı bunu, Kürt bir arkadaşım. Evde hiç Kürtçe konuşulmazmış, İstanbullu bir aile. Fakat dedi ilk kez 1997 depreminde, deprem olduğu anda annemle babamın ilk kez Kürtçe konuştuğunu duydum. İnsan herhalde böyle zamanlarda ana dilini özlüyor. Yani en çok özlediği şeylerden bir tanesi o oluyor. O yüzden de böyle benim de öyle bir konuşasım, sohbet edesim falan var. Ah canım, çok sağ ol. Hayırlara gelsin. Şimdi her gelen konuğa soruyorum. Şöyle bir şey. Yorumları kapatalım mı, kapatmayalım mı? Şöyle bir şey oluyor. Çünkü bazen konuklar yorumlara takılıyorlar. Konuşacakları karışıyor vesaire. Bizi dinleyenler de zaten biliyorlar. Böyle bir 20 dakika falan muhabbet edelim, yorumları kapatalım. Sonra sorular varsa cevapla, sonra tekrar devam edelim gibi. Tamam, nasıl istersen. Sen nasıl istersen. Şu ana kadar takılmadı gözüm. Ben de takılır zannediyordum ama takılmadım, ama kapatabilirsin yani. Sonra soracak olanlar, söyleyecek olanlar varsa sonra tamam. Da yapalım. Zaten çoğunluk da zaten kapatın kapatın diyor. Arkadaşlar yorumları kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika muhabbet edelim. Ondan sonra açacağız sorularınızı. Ece Hanım inşallah cevaplayacak. Ama bu yandan kalpler de çok tatlı. Onlar açık kalamıyor. Ama onlar da yayını donduruyormuş, biliyor musun? Çok, çok tatlı. Fazla. Bicik 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 bicik. Bak, Birhan Usta diyor ki Ece ışığı aç. Işık yüzünü yok işte. Göremiyorum. Daha ne yapayım Birhan? Korku filmi gibi oluyorum şu anda artık. Bu uyarıyı aldıktan sonra ben yorumları şimdilik kapatıyorum. Kapatalım demiş bak birisi zaten. Evet evet kapatalım dediler. Kapattık yorumları. Sen tabii... mesela sen Türkçe mi yaşıyorsun Almanya'da, yoksa Almanca mı yaşıyorsun? Yani yok, günlük Türkçe hayat. Genelde. Çünkü işlerimi hep evden götürdüğüm için sağ olsun eşim o konuda çok yardımcı geldiğimden beri. İşte hani Almanca da öğreniyorum yavaş yavaş ama işte provalarda falan tabii ki hani tiyatroyu tarif ederken ya da işte oyunculuğu ya da duyguları tarif ederken o Almancam tabii ki yeterli değil. Hani oraya gel, şöyle yap, dön falan biraz daha hisset başka bir şey ama hani alt metin açıklarken tabii ki çok zorlandığım bir şey. Eşim o konuda çok yardımcı oluyor. Yani burada da çok fazla dışarıyla böyle kontağım yok. 2-3 tane çok sevdiğim Türk arkadaşım var. Onlarla zaten Türkçe muhabbet oluyor. Evde zaten hani kızla, eşimle zaten Türkçe konuşuyoruz. Ne kadar şanslısın. Almanya'da evet. Daha kolay. Almanya'da yani Berlin'de hiç Almanca konuşmadan sadece Türkçe konuşarak yaşanabildiğini ben de gördüm mesela yani. Ben de Almanya'nın gördüm. diğer yerlerini bilmiyorum ama. Hatta ben oraya bir oyunla gitmiştik. Oyun sonrasında eşimin bir arkadaşı vardı. Onunla karşılaştık. Ondan sonra ben orada çay kahve mi ne istedim şeyden işte hani garsondan birinden. Dedi ki aa dedi ne kadar güzel Almancam var. Yok dedim ya benim ne Almancam var. Ben daha yeni geldim hani işte. İhbert aynı kafe falan diyorsun yani bir tane kahve içebilir miyim? Dedim sen ben dedi 19 senedir buradayım abi ben Almanca bilmiyorum dedi. Nasıl ya dedim. Dedi ki Berlin'de Almanca bilmene gerek yok ki dedi. Herkes Türkçe konuşuyor dedi. Aynen. Zagreb'te de herkes İngilizce biliyor. Yani ne bileyim ben işte marketteki orta yaşlı kasiyer kadınlar da biliyor, gençler de biliyor falan filan. Dolayısıyla hiç ben Hırvatça öğrenmek zorunda kalmadım. Şükürler olsun. Çok zor bir dil çünkü. Fakat şey yani çok çok ortak sözcük var tabii Balkanlar olduğu için burası. Her gün onları görüyorum. Bugün bir tane daha gördüm mesela yastuk. Burada da yastıkmış yani. Aklıma bir şey geldi ona takıldı kafam. Garson deyince aklıma geldi. Ha, geçen gün garsonun birisi çok komik bir şey oldu. Yağmur yağıyor dışarıda deliler gibi fırtınalar var yani. Ondan sonra ben de içeri girdim. İçeride de şey çalıyor. Genç bir çocuk koymuş müziği. Riders on the Storm çalıyor. Evet. Fakat içeride yaş ortalaması 80. Sadece yaşlı amcalar var ve hepsi gazete okuyorlar ve Riders on the Storm çalıyor. Çok çok komik bir ortam. Onlar albüm ilk çıktığından beri orada kalanlar demek ki. Evet. Benim yüzüm çok jenerik bir yüz olduğu için ben nereye gitsem beni oralı zannederler. Ve herkes bana ya yol sorar daha ilk gittiğim günden beri itibaren.
Ya da direkt işte kendi diliyle, oranın yerli diliyle konuşmaya başlar. Adam da bana dedi ki işte Hırvatça bir şeyler söyledi. Ben ki kusura bakmayın Hırvatça bilmiyorum, İngilizce söyledim. O da aa neredensin dedi. İstanbul dedim. Ondan sonra işte bir gün ya çocuk böyle 19-20 yaşında falan. İstanbul dedim. Bir gün oraya gideceğim dedi. Riders on the storm çünkü. Dedim ki çok geç olmadan git o zaman. O dedi ki benim için her şey için çok geç artık. Böyle saçma bir Riders on the Storm moment yaşadık kendisiyle. Çok saçma. Meğer çocuk içine... Bosnalıymış yani. O da savaş mavaş falan filan. Böyle bir havalı bir Riders on the Storm şeyi yaptı. Dil muhabbeti. Ama içine Jim Morrison kaçmış. Tabii. Ya ben işte... Doğuştan ona kapılar açılmış zaten yani. Yani sizlerle muhabbet ederken ben, yani sizlerle derken hani senin gibi çok sevdiğim dostlar, işte hani bu oyuncu, yazar olabilir, işte yönetmen olabilir. Çok böyle şey oluyorum. Bazen tutuluyorum, heyecanlanıyorum. Çünkü şundan dolayı. Evet hani bu dostluk, samimiyet vesaire çok güzel de şeyi hiç göz ardı etmek istemiyorum ben. Yani sonuçta da karşımızda hani şimdi seni işte Ece Temel Kur'an var yani. İşte Özen Yula var, işte Yıldırım Türker var. Yani ne kadar samimi olursak olalım, o kimliği ya da o ismi unutmamak lazım. Yani bizde hemen şey oluyor ya, hani Ece arkadaşım evet falan, ne haber 3 gün sonra. Kadir İnanır'ın bir... şey hikayesi gibi, abi beni tanıyormuş gibi yapsana deyince tabii, tabii, sonra aynen. Dayağıymış ya, küfür yemiş daha doğrusu. Aynen o hikaye. Böyle anlatırlar daha doğrusu. O hikaye de Barış Manço'nun başından geçti diye biliyorum ben. Sonra güzel Kadir'in... hikaye bence yani herkes kendine uyandı. Tabii tabii. Ondan sonra işte o Kadir'in yanına... Ama bu arada yani... şunu da söyleyeyim. Yani ona benzer hikayeler bana da oldu. O yüzden çok şey yapmıyorum yani. Olmuştur o hikaye. Ve birkaç kere de olmuş olabilir yani. Tabii, başkalarının tabii. Başına da gelmiş olabilir. Mutlaka. Bizi izleyenler için de şunu söyleyeyim. Hani biz böyle bir muhabbet yapacağız. Hani belki sizlerin beklentisi ya da işte hani... Ece'den duymak istedikleri ya da benim sormak istediklerim başka olabilir. Ama hani bu bir dost muhabbettir. Ben ona göre sorular soracağım. Tabii ki hani bizi izleyenleri de gözeterekten hani biraz onların da merakını nasıl diyeyim sana giderelim durumu var ama genelde yayını aldığım dostların, konukların, ustaların hep böyle bir başka yönünü görsünler istiyorum. Çünkü hani o kadar çok yayına habere konu oluyorsunuz ki belki siz de çok sıkılıyorsunuz, daralıyorsunuz ve insanlar da sizin bir noktadan sonra insan olduğunuzu da unutuyorlar. Yani mesela dizi oyuncusu için de bu geçerli, yazar için de bu geçerli. İşte hani Ece Temel Kur'an deyince işte hani herkesin kafasında çeşitli sıfatlar var işte. Bazısı gazeteci olduğunu unutuyor, yazar diyor. Bazısı yazar olduğunu unutuyor, gazeteci diyor. İşte bazısı işte sürgüne gitti diyor. Bazısı işte güçlü bir demokrasi ya da işte devrim kahramanı diyor. Bazısı diyor ki aman boşver onu. Öyle bir durum ya, var. Ya şimdi bak sen onları söylüyorsun da ben sana başka bir şey söyleyeyim. Kimler ne diyor? En eğlendiğim konu bu çünkü. Şimdi geçen tabii aylar oldu bu olalı yani. Hatta neredeyse bir yıl oldu ya. Avustralya'ya gittim ben bir edebiyat festivaline. Ve festivalin konusu da yalan. Ben de ne anlatayım falan. Yani öyle bir konuşma yapmam lazım yalan üzerine. İşte post-truth, hakikat sonrası dünyada yalan bilmem ne. Böyle bir şeyler anlatmam lazım ciddi ciddi. Dedim ki ay hiç ciddi bir şey anlatasım yok. Ne yapsam acaba? Şöyle bir şey yaptım. Dedim ki bugün size kendimle ilgili bir takım gerçekleri açıklayacağım. Ben dedim bir Suudi şeyhin kapatmasıydım yıllarca dedim. Böyle bir sessizlik oldu salonda. Bir süre sonra dedim Almanya için ajanlık yapmaya başladım. Fakat bununla yetinmedim. İngiltere için de ajanlık yaptım. Fakat o kadar başarılı oldum ki bir süre sonra beni dur bakayım. Araplar hangi Mısırlılar da işte şey yaptı falan işe aldı. Böylece 3-5 ülke için aynı anda ajanlık yaptım falan. Ben zannediyorum ki herkes gülecek. Kimse gülmüyor. Dedim bunlar yalan tabii yani. Bunlar benimle ilgili söylenen yalanlardı vaktiyle falan.
Neyse, baktım ki çok şey olmadı. O yüzden açıklamak zorunda kaldım espriyi yani. Dolayısıyla sen onları söylüyorsun. Yani benimle ilgili söylenen şeyler listesi çok uzun yani. İçinde Suudi Şeyhinin kapatması olduğu da var ki hani o sırada Tahrir'de yazı yazıyordum. Tahrir ayaklanması, Mısır'da ayaklanma olurken. Ya bu insanın hakkında söylenenler bilmem ne falan. Evet, doğru söylüyorsun. Unutuyorlar yani. İnsan olduğunu diyorsun da unutmak değil galiba. O herkes onun acıtacağını biliyor. Herkes onun bir parça yalan olduğunu biliyor. Ha, bu arada İran ajanıydım. Yanlış söylemeyeyim. Bunları yazlar hep gazetelerde çıktı bunlar. Yani öyle Twitter'da orada burada değil. Bayağı gazetede yazı olarak çıkmış şeylerden bahsediyorum. Neyse, evet. İnsan olduğunu unutmuyorlar. Yani bu böyle acıtmak için yapılan bir şey aslında. Acıtıyor da yani onu söyleyeyim. Hiç acıtmıyor, ben kahramanım falan öyle bir şey yapmıyorum. Son derece de can sıkıcı, berbat bir şey. Ancak böyle yıllar sonra geçince gülüp şakasını yapabiliyorsun yani. Evet. Öyle bir şey Yani var. yıllar önce senin söylediğin bir şey vardı. O sonrasında hani hepimiz için de slogan oldu. Belki bunu daha önce başkaları söylemiştir ama herhalde seninle bu laf böyle özdeşleşti. Siz ne zaman bu kadar zalim olun? Aa. Lafı. Ve onu mesela hani gün geçtikçe tabii ki bunu hepimiz kullanıyoruz. Hani herhangi bir saçmalık ya da vicdansızlık, Çok yeri kansızlık geliyor değil durumunda. mi? Çok yeri geliyor. Evet yani mesela en basit işte dün yani şimdi Ebru Şallı işte çocuğunu kaybetmiş. Daha hani Ya bu kadar hakikaten iğrenç yorumlar, bu kadar nasıl diyeyim yani insanlıkla bağdaşmayan şeyler ve biz hep böyle bir hesaplaşma halindeyiz. Ve yanlış yerden olayı kuruyoruz. Yani işte Amerika'ya saldırı oluyor, yüzlerce Amerikalı ölüyor. Diyoruz ki o işte bak siz Irak'a böyle yaptınız. Yunanistan'da deprem oluyor, oh geber diyorsun. İşte ne bileyim Yusuf Merkel'in çocuğu Merkel'lerden çıktı. Yusuf neydi? Yerkel. Bu hani Soma'da tekme atan Cumhurbaşkanıydı. Onun çocuğu ölüyor ve o çocuk üzerinden insana saldırıyorlar. Ya da işte bu geçenlerde Nihal Bensu muydu? Belki Su var ya gazeteci kadın. Babası Nihal Su ben ne? Hep isim karıştırıyorum onu. Ne Hani olmuş bizim yanda babasına bir şey mi? babası vefat etti. Mesela hani onun Hı. üzerinden gidiliyor yani. Bu hesaplaşma çok bana çok iğrenç ve aşağılık geliyor. Yani bir insan tamam hayatımızda sevmeyebiliriz, hata yapmış olabilir vesaire ama yani çocuğunun üzerinden ona nefreti kusmak hani tam da o senin dediğin yere geliyor. Hani ne zaman bu kadar zalim oldunuz hikayesine geliyor. Ya tabii bu şimdi böyle hani tam da ben sana komik şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sen bana neler soruyorsun? Öncelikle onu sormak isterim. Yok yok tamam oraya geleceğiz de. Ama Büyük yani ya. şey bu ciddi bir konu. Sadece Türkiye için değil bütün dünya için geçerli bir mevzu bu. Biz Türkiye'de bunu yaşarken sadece bizim başımıza geliyordu. O yüzden hakikaten bu insanlara ne oluyor, bize ne oluyor gibi bir şokla yaşadık. Yani evvelsi yıl ben bunun üzerine kitap yazdım. İşte bu How to Lose a Country, Bir Ülke Nasıl Kaybedilir kitabı aslında bunun gibi konularla ilgili. Yani Türkiye siyasetiyle ilgili değil, dünyadaki bu dönüşümle ilgili daha ziyade. Ve insanların yani vardığım sonuç şu, bu kadar kötülük nereden geliyor mevzusunu soruyor insan tabii ister istemez. Yani insanlar kötü müdür sorusuna kadar geliyorsun yani insanların doğası kötü müdür sorusuna kadar geliyor insan ve bu çok tehlikeli bir soru. Ve ben bunun hani politik bir mesele olduğunu zaten düşünüyorum ama geldiği yerin utanç duygusunun ortadan kalkması olduğunu düşünüyorum ve bu da politik ahlaki olduğu kadar politik bir sorun. Yani utanmazlığı politik bir kimlik haline getirip bunu aktive etmek ve bunu yüreklendirmek politik bir mesele, ciddi politik ve global politik bir mesele, küresel bir mesele yani. Dolayısıyla herkes şu anda aynı durumda. Yani Amerika'daki bizim gibi insanlarda, senin benim gibi insanlarda, İngiltere'deki veya Hindistan'daki insanlarda aslında akıllarındaki soru bu. Yani insanlar nasıl bu kadar zalim oldu? İnsanlar ne zaman bu kadar zalim oldu? Bence bunun hani tarihsel bir
geçmişi de var. 1980'lere dayanıyor. İşte önemli olan ayakta kalmak ve hayatta kalmaksa yapılan her şey mübahtır gibi bir ideolojiden, bir ahlaki tutumdan yola çıkınca işler ve işler zorlaştıkça gelinen yer burası. Yani o ahlaki duruşun bir sonucu bu. Ama şöyle bir şey de var. Bu sosyal medyanın yaptığı en kötü şeylerden bir tanesi cahille bileni eşitlemek. Böyle bir yalandan bir eşitlik kuruldu. Ve o eşitlik bize çok zarar veriyor. Çünkü bilmek diye bir değer ortadan kalktı. Bu da birincisi bilen açısından çok zor bir şey. Çünkü bilgisinin kıymetini ispatlamak zorunda. Bilmeyen açısından çok harika bir şey. Çünkü herhangi bir şeyin herhangi bir şeyi ispatlamak zorunda değil. Sözüyle ilgili herhangi bir şey ispatlamak zorunda değil. Bu da bütün mantık silsilesini ortadan kaldıran bir probleme yol açıyor. Şimdi kitapta öyle komik bir diyalog yazdım ben. Aristo'yla işte sağ popülist ya da işte diyelim ki bu zalim cahillerden biri olsun. Aristo diyor ki bütün insanlar ölümlüdür. Bizimki diyor ki ispatla. Şimdi ondan sonra diyor ki ya bütün insanlar ölüm değil midir diyor. Bizim cahil de diyor ki ya size kalsa siz bunu ispatlamak için herkesi öldürürsünüz. Zaten biz sizi biliyoruz işte CHP döneminden yapılanları bilmem ne falan filan diye. CHP demiyor da neyse. En sonunda Aristo deliriyor. Çünkü hikaye şuraya geliyor. Ya o önerme şeydir. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat insandır. O zaman Sokrat ölümlüdür. Ve hikaye şuraya geliyor. Aristo deliriyor. Çünkü bizim cahil diyor ki biz bir Sokrat'ın kim olduğunu biliyoruz. Bizi artık halkımızı kandıramazsınız falan diye. Şimdi o acımasızlıkla ilgili bir şey. Bu temel rasyonele saldırma cesareti. Tamam mı? Sen temel rasyonele saldırırsan temel değerlere saldırabilirsin. Temel değerlere saldırırsan da işte mesela bir çocuğu öldürebilirsin. İşte bir isyan eden bir madenciyi tekmeleyebilirsin. Ya her şeyi yapabilirsin ondan sonra. Ondan sonrasının sınırı yok. Ya ben o soruyu sordum da siz ne zaman bu kadar zalim oldunuz? Metin Lokumcu öldürülmüştü. Demek ki ne zaman oluyor bu? 2011 olması 11. lazım. Ne? Evet. Yani 2011 aradan geçti 8 yıl. Şimdi insanlara o soru daha şey anlamlı geliyor belki ama Ali Kırcan'ın programıydı değil mi o? Evet Ali Kırcan. Ali Kırcan'ın değil mi? Evet. Senden sonra da yok oldu. Günlerdi ya. Şimdi bak öyle deyince aklıma geldi. Hayır, yani senden sonra yok oldu adam. Ali Kırcan yok. Ya ben de ondan sonra yok oldum ama. Yok oldum demeyeyim de yani işte ondan bir yılı geçmedi üzerinden. O laf üzerinden beni de attılar. Yani işte önce üç cadı yakmaları gerekiyordu. Banu Güven'i attılar. Ben Banu Güven'le ilgili yazı yazdım. Beni attılar. Nuray Mert benimle ilgili yazı yazdı. Nuray Mert'i attılar. Hemen hemen bunlar aynı ay içinde oldu yani. Ama ondan sonra sen yine varlığını sürdürdün canım. Yani şimdi hani kitap yazıyorsun, konferans falan. Ali Kırca hiç yok. Hani vardır. O da bir yerde vardır. Biraz dinliyordur. Yani olabilir. Benim cehaletim. Ben hiç rastlamadım yani. Konuyla ilgili senin şey tespitin var ya. Ne? Örgütlenmiş cehalet. Evet. Örgütlenmiş ve siyasallaşmış cehalet. Cehalet. Dünyanın korkusu yani. Ya bugünlerde çok acayip yaşıyoruz onu. Yani bu uzun süredir var da. Şey durumu var. Hani şimdi senin demin söylediğinden. Şimdi bilmediğimiz, o güne kadar hiç tanık olmadığımız ve hayatımıza girmemiş herhangi bir kavram olsun mesela bu. Hani Emmy ödülü, Oscar vesaire. Tamam, şimdi en son geldiğimiz yerde korona. Ya bunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Ne oluyorsa 3 günde, tamam mı? Ülkede işte korona uzmanları, virüs uzmanları, gen uzmanları, beslenme falan filan. Ya ben geçen başka bir şey gördüm. O gerçek mi acaba? Yani böyle bir şey almışlar, ekran görüntüsü almışlar. İçgörü uzmanı mı öyle bir şey? Evet, doğru. O doğru mu? Doğru. Doğru. Vay be. Yani, şey değil. Yani güzel. Gerçekten. Ya sonuçta şeyi de biliyorsun. Bu hani Amerika'da bir kebapçıyı
savaş strateji uzmanı diye çıkarttılar ya A Haber'de. O bilmiyorum. Tabii geçen sene öyle bir şey oldu. Hani aslında bak işte... içinde yaşamayınca çok eğlenceli bir ülke de içinde yaşayınca zor yani. Ya böyle komiklikler olsa sadece güzel yani de işte. Ama tabii ki onlar ciddi sonuçları oluyor. Ya biz bir de seninle şimdi mahalleliyiz yani. İşte aslında evet. oradan başlayacak. Cihangir. Sen şimdi başka yerden girince şey oldu. şimdi o zaman da ya hep böyle kafamda şey var. Hani mahalleli olma duygusu. Tabii ki hani o bizim bildiğimiz hani Perihan abla falan filan değildi bizim hani mahalle dediğimiz hikaye. Cihangir'de hani başka bir şeydi. Yani bir sürü işte yazarın, çizerin, işte sanatçının, gazetecinin, oyuncunun, yönetmenin yaşadığı bir yer ve orada kendi içinde de bir döngüsü olan bir şeydi. Hani böyle daha o zamanlar işte böyle kafeler daha patlamamış falan filan. Ay evet. Benim için çok güzeldi. Mesela hani Deniz'in oraya gidip Leyla'da oturup işte karşıdan Vedat Bey'e bakmak, üst katında işte Murat Anmungan, işte Yıldırım Türkel geliyor, Tuğrul Er Yılmaz, sen falan filan. Benim için çok keyifli zamanlar ve çok da beslendiğim zamanlar. Bir arkadaşım işte arkadaş ben bakkala terlikle gitmek istiyorum. Terlikle yürürken Murat Anmungan'la karşılaşmak istemiyorum. Ben Cihangir'de yaşayamayacağım daha fazla. Bende de şey oluyordu. O Firuza kahvede oturuyorduk ya evet. Kimi zaman. Musallat'ın önünde. Tabii. Yani biriyle muhabbet edemiyordun. Çünkü şöyle işte Ece öyle oldu falan. Aa merhaba ne haber falan filan. İşte ondan sonra bir sağ ol sen. Yani çünkü sürekli bir tanıdık geldiği için sürekli ayağa kalkıp ne haber ne haber deyip şey oluyordu. Muhabbette zorlanıyordun. Tabii burada şikayet ettiğimiz şeyleri özlemiyor muyuz? Özlüyoruz yani tabii ki de. Ya sana sormak istediğim şey şu. Tabii ki hani siz o İşin başka bir tarafında olduğunuz için hani biz sonuçta işte oradan hani sete gidiyoruz ya da işte tiyatro sahnesine gidiyoruz vesaire. Yani böyle bir işte komün ortamında ya da böyle bir mahalle ortamında senin gördüğün hani gerçekten üretimin böyle hani verimli anlamda çıtayı yükselttiğine mi inanıyorsun? Yoksa hani bir magazin kültürünün daha böyle edepli ve nasıl diyeyim sana? Sınırlı ne? Daha böyle entelektüel seviyede yaşandığını mı düşünüyorsun? Çünkü orada çok şahit olduğumuz şeyler de vardı mesela. Hani hiç tanımadığımız insanların hayatıyla ilgili bilgiler ediniyorsun yani. Evet. Bizim sonra bir de dönüyorsun bir bakıyorsun ki hani işte diyor ki mesela Ece mi ya? Hani boşver falan filan bilmem. Ulan birden Ece'den böyle nefret etmeye başlıyorsun. Ben hiç tanımıyorum Ece'yi mesela. Sonra seninle karşılaştığım zaman şöyle bir şey oluyor. Yani sen çok böyle sıcakkanlı geliyorsun. Ne haber nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol sen nasılsın? Sonra sen beni baktın diyorsun. Ulan ne uyuz ne gıcık herif falan diyorsun. Sonra ben köşeyi bir dönüyorum tamam mı? Öbür kafede seni bana kötüleyen adam ya da kadın seninle ha iyi oturuyor. Şimdi ben mesela hani onun sıkıntısını çok çektim. Yani sende de oldu mu böyle bir şey? Daha sonra da uzaklaştığında böyle bir kırgınlığın var mı? Mahalleye karşı, mahalleliye karşı. Yok, hayır hiç yok. Ben 96'da Cihangir'e taşındım. 96 mı? 90, evet 96 sonu, 97 olması lazım pardon. 97'de. Ve o zaman daha işte transseksüel arkadaşları, trans arkadaşları kovmamışlardı mahalleden. Yani zürafa sokaklarından ya bu kadar insan yoktu. Hayal kahvesi gerçekten bohem bir yerdi falan filan. Neyse. Mahalle başka türlüydü. Sonra işte değişti. Çünkü işte reklamcılar, daha parası olan insanlar gelmeye başladı. Mahallede fiyatlar arttı. Fiyatlar artınca profil değişti falan filan. Efendim? Sinan bir diyorlardı bir ara biliyorsun. Ha evet. Yarısını Sinan Çetin aldığı için şeyi. Şimdi bu dedikodu işi komik bir iş. Geçen gün dedikodu diye dedikoduyla ilgili bir şey okudum. İşte özellikle kadınların yaptığı söylenir ya dedikoduyu. Onunla ilgili tarihsel bir şey okudum yani. Meğerse dedikodu yani ve kadınların dedikodu yaptığına ilişkin inanç bayağı kadın düşmanı bir yerden geliyor ve kadınların konuşmasını engellemek için yapılan bir şey. Neyse bununla ilgili bayağı akademik bir makale varmış. Dedikoduyla da ilgili doktora tezi yapmışlar yani. Onu okudum ve çok hoşuma gitti. Dedikoduyla ilgili Nurullah Ataç'ın çok güzel bir lafı vardır. Dedikodu çıkarmayın ama dedikodu yapın der. Ve ben bunu çok beğenirim.
Dedikodu dünyanın en güzel şeyidir hakikaten. Eğer kötü niyetle ve böyle hani böyle bir güç olarak kullanılmak üzere yapılmıyorsa. Ama mahalledeki ya şimdi kaç yıl oldu ben buraya geleli? İşte 3,5 yıl oldu mu? Evet, 3,5 yıl oldu. O kadar uzaklaştım ki sen söyleyince hatırlamam gerekiyor. Hani öyle bir duyguyu hatırlamam gerekiyor. Benimle ilgili ne konuşuyorlar falan filan gibi. Çok hatırlamıyorum. Sadece şeyi hatırlıyorum. Deminki Cihangir hani terlik mevzusuyla da bağlantılı. Ben bir gün Migros'tan alışveriş yaptım herhalde. Elimde de torbalarla eve dönüyorum. Aa, ertesi gün bir baktım. Adını vermeyeyim. Sevimsiz bir arkadaş. Köşesinde Ece'yi de Cihangir'de gördüm. Elinde naylon torbalarla yürüyordu. Yazmış. Şimdi bu naylon torbalarla yürümek herhalde kötü bir şey yani. Zavallı falan. Halbuki ne yapmalıyım acaba yani? Böyle bir, ha öyle tabii bir cool'luk şeyi olması gerekiyordu herhalde o mahallede yaşamak için. Sanıyorum birazcık da onun yorgunluğuyla ben Kuruçeşme'ye taşındım sonra. 2014'te. Olur mu ya? Daha önce. 2012'de Tunus'tan yeni dönmüştüm. Evet. 2012 sonuna doğru Kuruçeşme'ye bahçeli bir eve taşındım. Ve oradan uzaklaşmak bana iyi geldi. Demek ki yani o kadar yıl yetmiş. Bir 10 yıla yakın. 10 yıl olur mu be? Daha bile fazla. Yetmiş. Birkaç evde yaşadım yani Cihangir'de. Şimdiden bakınca o kadar korkunç gelmiyor. Ama bana zaten bir sürü şey daha az önemli geliyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü bunlar çok küçük yerlerde olan şeyler. Ve çok da yani hayatı da o kadar etkilemiyor sandığımız kadar. Ama öte yandan şöyle bir şey var Emrah. Yani ve bunu da kabul etmek lazım. Night Sirrery'in bir kitabı vardır. Böyle minnacık, çok eski, kimse de bilmez o kitabı. Baskısı da yok herhalde. Turnede Bir Yıldız Öldürüldü diye. Çok da güzel bir kitaptır. Orada şey der, yıldızı halk yaratmaz, yıldızı İstanbul yaratır der. O doğru. Yıldızı Cihangir yaratıyordu yani. Evet. Ama o kadar korunaksız bir toplulukmuş ki bak. Yani çok çok muktedir hisseden insanlardan oluşan bir topluluk doğrusu ama o kadar korunaksızmış ki şimdi hiçbir etkisi kalmadı gibi geliyor bana. Yani var mı bilmiyorum. Belki de İstanbul'da yaşamadığım için öyle hissediyorum ama. Ben de uzağım ama o etkinin olmadığını düşünüyorum. Ben de sende hemfikirim yani. Yani orada çok fazla mekan açılıp çok fazla insan dolunca oradaki şey kırıldı. Yani yok hani çoğu çünkü insan zaten gitti. Mesela Özen de Moda'ya gitti oradan. İşte Murat Han başka bir yere gitti. Evet. Çok az insan var orada. Hani bizim o dönemden birlikte yaşadığımız çok az insan var. Yani şimdi de ben İstanbul'dan bir arkadaşımı arayıp işte havadisleri ver, dedikoduları ver falan filan dediğim zaman yok öyle bir şey artık diye hep yani duyuyorum birkaç kere. Hatta bugün Soli Özel de söyledi. Öyle bir şey yok artık diye yani hani böyle bir buluşuyoruz da konuşuyoruz falan filan. Hani şimdi korona var ayrı konu da onun öncesinde de çok şey kalmadı galiba. Orası acıklı bir durum. Yani o kadar da hiçbir şey kalmadan yok olması acıklı. Nereden baksan matrak bir tarafı da vardı yani. Kadir Temel Kur'an ya da Kadri Temel Kur'an diye bir akraban var mı senin? Sanmıyorum. Temel Kur'an soy isminde bizden başka kimsenin olmadığını zannediyordum ama galiba varmış yani. Soru var mı diye baktım da içmeyin haram haram yazmış da. Şaka olabileceğini düşündüğüm için sordum sana ama demek ki bizim akraba değildir. Şaka hani belki değil, şakasına yaptım. Akraba da değildir diye tahmin ediyorum. Yani şimdi bu içki meselesi, sigara başka tabii sigara kötü. Yani onu söyleyecek hiçbir şey yok da. İçki meselesini insanlar ne zannediyorlar bilmiyorum hemen. İçin aksırana kadar, tıksırana kadar falan. Bir kere yani içki içen insan sarhoş olmaz. Ben sarhoş olan insan hiç sevmem bu arada. Ve içmeyi bilen insan da bunu sadece muhabbet için içer yani. Daha güzel muhabbet olsun, işte daha ortadan sıkıntı kalksın, formalite kalksın bilmem ne. Bu bir dostluk ifadesidir, bir güvenlik ifadesidir aynı zamanda. Hani ben senin yanında
kalkanları indiriyorum ifadesidir. Yani bana öyle geliyor ve biz öyle gördük küçüklüğümüzden beri. Çok küçükten içerim ben Emrah. Ama Kaç öyle yaşında? gerçekten yani. Komik bir şey anlatayım. Aha. Kaç yaşında başladın? Ben biz erken ya 16 işte filan 15 16. İnan ben aynı okulda okuduk biz Anadolu Lisesi'nde okuduk benim kardeşimle. İnan tanıyorsun. Tabii. Yönetmen sizin yönetmeniniz. Onun da sorusunu hadi sen getirdin. İnan şimdi İnan benden 3 yıl sonra olduğu için her okul başladığında hep aynı soru soruyor. Ece Temel Kuran'ın ne sorusun? Hocalar soruyor. Bu da işte şöyle oluyorum. Ve işte ablam bilmem ne filan. Fakat bir süre sonra fenalık gelmiş çocuğa. Bir şey demiş lise 2'de falandı galiba. İsim benzerliği hiçbir ilişkimiz yok demiş. Fakat aynı gün pub'a gitmiş. Bizim okulun okul değil de Borno. O da işte pub var. Biz liselilerin gittiği pub. Pub'a gitmiş. İnan Temel Kur'an falan filan deyince arkadaşları pub'ın sahibi Ece Temel Kur'an'ın ne soruyorsun demiş. Eyvah. Yani çocuk orada da kurtulamamış. Ama biz böyle bir sarhoşlar olmak falan öyle bir şey bilmedik yani. Bu bir de İzmir'de öyle içmek şey değildi, böyle acayip bir şey değildi. Ben Ankara'ya gelince zaten hani Türkiye'nin hukuk fakültesine gelince Türkiye'nin geri kalanıyla tanıştım diyeyim. Birazcık öyle oldu. Meğerse millet içki içmezmiş, işte şöyleymiş, böyleymiş falan. Biz onları sonra öğrendik, üniversitede öğrendik. İzmirlilerin hepsi üniversitede öğrenir Türkiye'nin ne kadar tutucu olduğunu. O bir 35 dakika Sorularım açalım mı mı? geldi? Aç, Ben aç. soruları açalım mı? Tabii. Hadi bakalım bir yorumlar açalım. Ondan sonra Birhan, muhabbetimize devam. Umarım oradasındır Birhan. Oradır. Şimdi buradan ben sana işte güzel güzel sorular. Evet. Yani yayında kötü örnek olursun. Kadir Temel teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu bakalım bir tane soru geliyor sana. Ay canım. Kim bu? Buket Eroğlu. Eroğlu. İnsan. Ay bu bayağı böyle profesyonel bir şey. Soruyu böyle fırt diye geldi önüme yani. İnsan Evet yarası orada denk geleni mi seviyor gerçekten? Ben şimdi bu lafları Twitter'da falan görüyorum. Sanki ben böyle oturuyorum, akşamları içiyorum, içiyorum, özlü sözler yazıyorum gibi oluyor. Öyle değil yani. Bu laflar ya da bu cümleler diyeyim. Romanlarda falan benim yazdığım kitaplarda var. Bu cümlede Mus Sesleri'nde var. Evet, insan yarısı yarısına denk geleni sever. Bence öyle. Çok mutlu insanları hiçbirimiz sevmeyiz zaten herhalde, değil mi? Ya da yeterince sevilmiş insanları falan, böyle onlara bir hafif bir kıskançlıkla bakarız hep. Dolayısıyla yani yarısı yarısına denk gelmeyenin de çok uzun ilişki yaşayacağını ben çok düşünmüyorum aslında. Arkadaşlık olarak da, sevgili olarak da. Okey. Yeni bir roman var mı? Çok özlüyorlar. Roman yok ama güzel bir şey yazıyorum şimdi. Hemen hemen yarısına geldim ama ta gelecek yıl Ocak'ta yayınlanacak. İngilizce yazıyorum ama bu sefer Türkçe'ye çevrilecek. 21. yüzyılda insan nasıl olmalı diye bir şey yazıyorum. Böyle bir şey daha var. Küçük asker Schweik. Evet. Bu genç bir kadın arkadaşımız. Evet. Küçük asker Tanırım. Schweik'imiz. Buyurun. Geldi bir tane daha. Geliyor. YouTube üzerinden program yapmayı düşünüyor musunuz? Çok fazla kişi yapıyor ve sonuç çıkmamış. YouTube üzerinden program yapmayı düşünmüyorum. Neden derseniz, ben aslında göründüğüm kadar da konuşkan birisi değilim. Twitter'a mı yazdım ben onu profile? Bir içe dönük ama iyi dışa dönük taklidi yaparım diye. Bu gerçek değil. Gerçek değil, şaka yapıyorum ama şey, ben o kadar çok konuşamam. Düğümle Ülkeyen Kadınlar tarzında bir roman daha yazacak mısınız? Değil mi? Bunun ben bir devamını yazsam ne sevinecek insanlar, ne sevinecek. Ben de sevineceğim çünkü çok özledim oradaki kahramanları. Ama hayat öyle değil işte. Öyle değil de başka türlü bir roman yazacağım bir kadınla ilgili düşünüyorum bakalım. Ama şimdi söylemeyeyim.
kaçartıyor böyle şeylerin. Kendime kaçıyor yani. Arne'nin Derinliği kitabını hangi psikoloji, psikolojiyle yazdı acaba, bir sorar mısınız? Ali Bahadır Bahar. Çok affedersiniz ama başka türlü açıklayamayacağım. Birden yorumları açınca herhalde şiştik ya da şu anda herkes canlı yayında, bilmiyorum. Tekrar merhaba herkese. Birden herkes yüklendi galiba. Yorumları kapatmak iyi olmadı. Nasıl gidiyor arkadaşlar sohbet? Memnun musunuz? Hoppa gelmiş Ececiğim. Ceketin yayını kilitledim vallahi. Instagramlar çöktü. Evet, Instagram çöktü, yorumlar çöktü. Ay Allah'ım. Neyse, en kötü son... bir psikolojiyle yazdım yani. Arın Derinliği'ni nasıl yazdın diye. Oxford'a gittim işte, kapattım kendimi oraya. Orada bir şeyim vardı, akademik bir davet gelmişti, oraya gittim. Orada yazdım. Sürekli Hrant rüyamda görerek falan. Neyse yani, o kitap çok acılı oldu. Sonuçları da biraz acılı oldu. Çok düşman kazandık falan filan. Beklenmedik yerlerden. Öyle. Geçelim oraları. Eyvallah. Yani ne kadar diyorsan o kadar canım. Son kitabınız Türkçe'ye çevrilecek mi? Ne iyi geldin Ece? Ve şöyle bir soru var. İnsan en çok neresinden derken nasıl tanır manası. Neresinden? Güzel. Aslında ona da ben bunu daha çok gençken yani Adalet Ağaoğlu'na niye öyle bir şey söyledim bilmiyorum ama söylemiştim. Ben dedim insanların ellerine çok bakıyorum ve böyle oradan tanıyorum gibi hissediyorum demiştim. Çok saçma filan değil mi dedim. Adalet Ağaoğlu bana dedi ki sakın bunu bırakma. En doğru şey budur falan. İnsanları ben ellerinden tanırım. Hadi bakalım. Hakikaten bak, hiç düşünmüyordum böyle bir soruyu cevap vereceğim. Ellerinden. Evet. Derler ki yazma rutininiz nasıl? Elle mi, PC mi tercihiniz? Sabahta kaçta kalkıyorsunuz? Kaçta uyuyorsunuz? Sabah çok erken. 5-6. Deli gibi. Bir Sezen bir ben. Bir Sezen Aksu bir ben. O da deli gibi erken kalkıyor. Ben de öyle. Outlaws A Country'nin Fransızca versiyonunun kapak fotoğrafını kim seçti acaba? Bunu soran Sedat mı acaba, kendisinden bahsetmemi istiyor belki de. Bakayım. Medigo rumuzlu birisi. Medigo. Sedat Suna sevgili arkadaşım, savaş muhabiri, foto muhabir Sedat Suna çekti. Ve bana bir hoşluk yaparak Fransızca kitabın kapağına koymama izin verdi. Çok da seviyorum bu fotoğrafı. Kendi hayatını yazacak mısın demişler. Ay inşallah yazmam Emrah. İnşallah oralara düşmeyiz ya. Çok Nur Ahmet Öre neyi sormuş? Ben kaçırdım arada. Bir saniye herhalde. Bir soru vardı galiba. Vallahi kaçırmışım. O kadar çok geliyor ki. Milliyet günlerini özlüyor mu? Yeniden bir köşe yazısı veya yazıyor musunuz? Aysel Gürel'le ilgili bir yazı yazmıştım ve Oxford'daydım, hakikaten onu yazdığını ve Müjdar beni aramıştı. Hani ağladıydık telefonda ve geçen gün Mirgün Cabas'ın podcastinde dinledim Müjdar'ı ve Aysel Gürel'in hayatının senaryosunu yazıyormuş. Yani Türkiye'de buna kaç kişi ne kadar sevindi bilmiyorum ama belki en çok ben sevmiş olabilirim. O kadar çok merak ediyorum ki anlatamam. Eğer Müjdar bunu duyarsa. Yani her şeyi yapmak istiyorum o film için yani. Çok çok sevindim o yani Aysel Gürel'in hayatının filmi olmasına. Çok enteresan bir hayat var. Yıllar evvel ben 22 yaşında falan olacağım herhalde. Ben yorumları kapatıyorum şu anda arkadaşlar. Çünkü donuyoruz, gidiyoruz yani. Sen gittin. Kapkaranlık oldu. Ben, işte düşün. Beni bile götürdün. bu arada Sinan Birlik de şeyi sordu. Neden Zagreb? Niye Zagreb? Güzel burası.
Yani özel bir Vallahi ondan yani. Ciddi söylüyorum. Ben her, yani bir sürü yeri gördüm dünyada. En sevdiğim yerlerden bir tanesi bu. Ve burası ve ucuz bir yer. Aa, insan az. Benim için önemli. Doğası güzel. Ve insanları da güzel. Sosyalist dönemden kalan, kendileri çok farkında değil bunun ama sosyalist dönemden kalan bir temel ahlaki değerler sistemi var ve o hala var yani. O önemli bir şey. Ece Temel Kur'an kitaplarına nereden başlanmalı? Evet. Ben şimdi mesela bu kitapların hepsini bilmesem, sadece isimlerine falan göre seçsem, herhalde Düğümleri Üfleyen Kadınlardan başlardım. Evet. İç kitabını en sona bırakın. O en ağırı bence. Düğümleri Üfleyen Kadınlardan başlardım. Sonra da Devir'i okurdum ben olsam. Beyrut'a gitmeli miyiz? Bir tane şöyle. Ay, senin sayende Beyrut'a ilgi duymuşlar. Aa, evet. Öyle çok insan olduğu gidenler. Ve seviniyorum tabii. Ya Beyrut'a gitmek için her zaman çok kötü bir zamandır. O yüzden Beyrut'a gidilsin tabii ki yani. Ama ne zaman Beyrut'u bilen birisine bunu sorsanız size der ki şu ara çok kötü falan. Ama o hep öyle yani. O yüzden gidilsin. Beklenmesin, Soru sorduk. gidilsin. Dakika. Siz Şu şey neredesiniz? gitmiyor, Hep ben. soru gitmiyor oradan. Ha, bir tane geldi ondan sonra. Yani bir gariplik var. Sorular da böyle tam çıkmıyor. Şey, o kadar çok soru var ki. İnstagramlar Evet, kesin. şey gidiyor. Arada Ay. hani ben böyle şey, hani birkaç tane böyle tadımlık soru alırız dedim ama gerçekten hani seni çok özlemişler yani. Sevenlerimiz de vardır, nefret edenlerimiz kadar sağ olsunlar. Şey vardı Ece, onu şuradan bulmaya çalışayım da. Çok Ne? sevdiğim bir lafım var senin. Ha, bildiğimizi dur neydi? Ha, bildiğimiz bilgiyle bilmiyormuş gibi yaşıyoruz demiştim bir yerde. Yani yazında mı söylemiştin ya da bir programda mı, onu tam hatırlamıyorum. Mesela bu benim hep böyle kafamı kurcalayan bir şey. Evet, hepimiz bir şeylerin çok böyle farkındayız. Görüyoruz, biliyoruz gözümüzün önünde olan şeyler ama hiçbir şekilde harekete geçmiyoruz. Mesela ben buradan yola çıkaran kendimle ilgili hep şu şeyi düşünüyorum. Şimdi hani şu anda hani eleştirdiğimiz hani iktidar yanlısı oyuncular, işte yazarlar ya da yönetmenler vesaireler var ya, hep şeyi korkum var. Hani günün birinde bu insanlarla benim yolum denk düşerse ne yapmam? Yani çünkü bu, şunu çok iyi biliyorum. Bu devir bittikten sonra yine ön planda bu insanlar olacak. Buna karşı herhangi bir şüphem yok. Yani yine o şu anda eleştirilen adamlar yine başrol oynayacaklar, yine film çekecekler, yine gazete köşelerinde yazacaklar vesaire. Mesela senin için böyle bir durum olsa sen ne düşünürsün? Yani şu an hem mesleğe, yani hem mesleğinize hem de bu topluma ihanet eden çok insan var. Ama bunların bir kısmı belki senin arkadaşın ya da zamanında birlikte çalıştığın insanlar. Benim arkadaşım çok azdır bir kere. Öyle ben öyle herkesle Öyle arkadaş olmam. mi? Hani baktığın zaman tanıdıklarım var. belki hani birçok kurumda birlikte Bol çalıştın. miktarda tanıdığım var. Evet. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Haklısın. Bu Mesela insanlara bu Kabataş diyelim. Yani isim vermeyeyim ben sana. Kabataş'la ilgili yazan insanlar var ya. Bu Kabataş yalan. Hani yarın bir gün hani Ece Temel Kur'an bu insanlarla aynı kurumda çalışır mı? Ya da onlara tepkisi ne olur? Bir kere o işler artık o kadar kolay değil. Yani, neyse yani çok yıllar sonra belki. Ama şunu söyleyeyim, o insanlar olacak, orası o konuda son derece haklısın. Böyle bir insan şimdi hapishaneden çıktı değil mi? Nazlı Ilıcak çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Merhaba. Çıktı. Nazlı Ilıcak 1980'de
Bunu anlatmalı mıyım onu düşünüyorum bir yandan. yani Hiç vaktiyle zorlama, boş ver. Anlatmak istemiyorsan. evet. Ben ona bir gün canlı yayında sordum. Bunları yaptın diye. Bir günde bizim dönemimizdeki bu insanlara bizim çocuklarımızdan biri çıkar bir canlı yayında sorar. Onlar da rezil olurlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani benim böyle bak bu yüzden İngilizce bir ya yani bir nedeni de bu İngilizce yazmamın. Çünkü oradan çıkmak gerektiğini düşündüm. Yani o bize ne olacak, onlara ne olacak? İlahi adalet tecelli edecek mi falan filan. Onu beklemek çok yersiz ve böyle hınçlanmak da insanın kalbine zarar. Hayat uzun ve geniş bir şey ve bu hayatı uzun ve geniş yaşamak gerekiyor. Oralara takılıp kalmamak gerekiyor. Hayat öyle basit şeylerden ibaret değil. Yani sen de öylesin. Başka insan yani bu sanatçı, yazar, çizer, sanat sepet işleriyle uğraşan insanların kafalarını daha açık tutmaları gerekiyor ki güzellik yaratmaya nedenleri kalsın ve enerjileri kalsın. Ben hani bütün bunlarla başa çıkmanın yolu olarak başka güzel şeyler yapmayı buldum. Bu benim hayatta kalma şeklim ama doğru şeklinde bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü oturup bunu düşünürsün işte. Yani insanlar oturup bunu düşünüyorlar. O yıllar gelecek, o yıllar sonra o gün gelecek. Hayır, öyle bir gün gelmeyecek. Çünkü öyle bir şeye inanan insan ilahi adalete inanıyordur. İlahi adalet diye de bir şey yani ben olmadığına inanıyorum. Ona inanmıyorsan buna da inanmaman lazım. Ve oturup da o gelecek gündeki kavgaya göre yaşamak, kendini ona göre pozisyonlandırmak falan filan bunlar çok insanın başına bela duygular ve düşünce yapıları oluşturur. Hiç sağlıklı şeyler değil onlar. Bak ben şimdi sen mesela söylüyorsun bazı insanlar hatırlamıyorum bile onları. Gitti. Ben artık başka bir yere geçtim falan filan. Yere geçtim derken başka bir hayat yaşıyorum. Başka kitaplar yazıyorum. Daha iyi kitaplar yazıyorum. Daha güzel şeyler yazıyorum. Daha güzel insanlarla birlikte oluyorum. Daha güzel insanlarla tanışıyorum. Ve işte tamam bitti gitti. Geçmiş olsun yani onlar. Ama mesela şey oluyordur değil mi? Hani şimdi birinin saçma sapan yaptığı bir şeyi görünce, ya kızım ne Görmüyorum yaptın? ki işte. Ya Hakikaten illa ki şikayet duyuyorsundur yani şimdi. Atıyorum mesela hani şeyi duymadın mı? Ne bileyim ilk aklıma gelen. İşte hani Yiğit Bulut işte benim de şarjörüm var, şey bir silahım var, bir de 3 tane şarjörüm var. Ben gerekirse işte hani bu vallahi ben 15 tane. katılıyorum. Ciddi söylüyorum. Ciddi Ama bak misin? vallahi gerçekten bazı şeyleri yani mesela bazen de böyle arkadaşlarım kendi aralarında bir şey konuşurken diyorum siz ne anlatıyorsunuz ben yani bir şey, espri yapıyorlar anlamıyorum. Ama bunları böyle aman bakmayayım falan değil. Gerçekten hem zaman olmuyor hem görmüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yıllar evvel ben yine çok genç gene Mehmet Ali Birand'dan ben duymuştum o lafı. Tabii sonra meğerse ünlü bir lafmış o. Bir Çin atasözü, nehrin işte kıyısında yeterince durursan düşmanların cesetlerinin aktığını görürsün falan. Hani nehirle birlikte gittiğini görürsün diye. Valla kendim için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın da. Güzellik yaratma peşinde olan ve hayatını buna yatıran insanların kalacağını düşünüyorum. İlahi bir adaletten dolayı değil. İnsanoğlunun yine de her şeye rağmen güzelliğe ayarlı bir yapısı olduğuna inandığım için, bunu gördüğüm için daha doğrusu bildiğim için öyle düşünüyorum. Ya bu yazı çizi işlerine zaten hani ömrünü yatırmış insanlar öyle çok da şey beklememeli. Ben beklemiyorum yani. Beklediğim ne işte benden bir iki nesil sonra da böyle bir kadın varmış böyle şey yazmış. Aa ne güzel yazmış bak Allah Allah falan. Bu başka ne olabilir ki? Ya şeyi anlıyorum ben, tamam mı? Hani yani bize ne kadar uzak olsa da işte hani bir kurumda çalışma. Mesela şimdi nedir? Bazen de hani işi başka noktalara götürüyoruz yani. Çünkü bir ayarımız yok yani. Gerçekten ayarımız yok.
Şimdi mesela bir oyuncu arkadaşımız ATV'de çalışıyor. Ben yani isim verelim, tamam mı? Şimdi ATV'nin kime ait olduğu, kime hizmet ettiği vesaire belli. Oyuncu da buradan şimdi hayatını kazanacak falan filan. Tamam mı? Yani orada bir kabul etmişsin. Orada bir projeyi ve bu projede ATV'de gerçekleşiyor. Şimdi hani ATV'de o işin gerçekleşmesi başka. O işte olmanı anlıyorum da. Bazı şeyler de nasıl diyeyim sana? Gerçekten hani anlamakta zorlanıyorum. Hani demin hani bu şimdi Yiğit Bulut hikayesinde dediğim gibi. Ya tamam arkadaş sen bir köşe almışsın. Bir şeyi savunuyorsun. Bir şeyin bilmem nesin. Ama işte hani ben belime silahım var, 3 tane şarjörüm var işte falan filan. Tankın karşısında dururum. Yani böyle hamasetler parçalamak, aptal sepet şeyler yazmak. İşte bu Kabataş'taki gibi hani gördüm, ettim falan filan. Hani bunları gerçekten anlamıyorum. Yani Bunları anlamak zorunda değilsin zaten. Yani bunları anlamamız gerekmiyor zaten. Ve bunları anlamasak çok da iyi olur esasında. Çünkü bunları anlamak iyi bir şey değil. Ve seni daha iyi insan yapmaz, daha akıllı bir insan da yapmaz. Sadece bunları bilen, kafası çöplük bir insan yapar. Ne anlayacaksın bunları? Bunlara da anlaşılacak bir şey yok ki. Sen efendim ne bileyim ben Rosa Luxemburg'u anla, Wittgenstein'i anla. Mesela bunları anlamak beni daha çok hem eğlendiriyor hem de ilgilendiriyor. Yani ben bunları anlayıp ne yapacağım? Bu anlattığın adamları, kadınları falan bana ne onlardan? Yani onlar yerlerde sürünen bir takım insanlar. Ben bana ne? Ya benim yerim, bizim yerimiz oralar değil ki. Onlar kendi aralarında Yok takılsınlar. işte onların hani beslediği bir kitle var ve o kitle bununla besleniyorlar ve ondan sonra gelip sana saldırıyorlar Yok. ya. Ya bak, Ya bunu ben bunun daha atıldığım zaman öğrendim. Yani insan zamanla böyle insan böyle erdem denen şeyi hayatta test edildikçe öğreniyor ve insanın ne olduğunu da o testlerden geçerek anlıyorsun. Ben atıldım. İşte böyle bir nefret dalgası şey yapıldı. Fabrike edildi yani. Donduk mu? Devam mı? Duyuyor musun beni? Duymuyorsun. Ben seni duymuyorum. valla bu sefer yorumları falan filan kapatacağım. Ece'nin geldiğini nasıl anlayacağım ben? Acaba? Dur, önce açayım. Valla öğreneceğiz böyle de. Gelir mi artık bilmiyorum bu saatten sonra. Gelmezse sevgili Özen Yula'ya bağlanıp oradan devam edeceğiz. Ha geldi Ece'cim. Ece gel hemen ben yorumları kapatıyorum. Tamam kapatıyorum arkadaşlar. Sakin sakin sakin. Geldim ama gidiyorum artık yeter. Ya bir deminki o 10 dakikalık bölümü herhalde kimse anlamamış. Çünkü bana şu an Twitter'dan falan da yazıyorlar. Abi yayın dondu. Hiçbir şey görmüyoruz falan filan. Biz böyle haybeye seninle konuşmuş olduk. Yani haybeye Güzel değil oldu. de. Anladım anladım. Pekala. Özetle şunu dedim. Biraz da kalender olmak lazım dedim. Çok da şey yapmamak lazım dedim. Böyle yani. Peki. Madem hani geldim birazcık daha uzatalım ne olursun. Hem ben Bekliyorum. sohbete Ay doyamadın ama hakikaten kesiliyor ve Özen de orada bekliyor diye ben üzülüyorum. Özen, oh, Özen'cim doyamadım. isteyeceğim şimdi sizi zaten. tamam. Şunu sorayım ben. Yani özgür yazan bir yazarsın ama bazen hiç kafandan şey geçiyor mu? İster istemez bir otosansür uyguluyor musun? Ya bunu yazarsam şimdi bir tatsızlık olur, bilmem ne olur. Çünkü bu sosyal medyadan da sana çok yükleniyorlar. İşte hani ekşi sözlüğü olsun. Yani çünkü sadece sosyal medya şeyden ibaret değil. Yani Instagram ve Twitter'dan ibaret değil. Hani bir sürü bloglar var, formlar var falan filan. İşte bu ekşi sözlük mesela. Hatta o mevzuyu da özenle bir konuşmak istiyorum. Onun da böyle bir isyanı vardı ekşi sözlüğe karşı. Mesela hani hiç öyle yazarken hiç aklından geçiyor mu? Ha, şimdi bunu da yazacağız ama şimdi bunu da anlamayacaklar. Bir de bununla uğraşmam gerekecek falan gibi. Yok geçmiyor. Şimdi epeydir de yani çok az yazıyorum. Ot dergiye yazıyorum ayda bir. Onun dışında Türkçe bir şey yazmıyorum. Dolayısıyla öyle dertlerim kalmadı.
Yani şunu da böyle ederler bilmem ne filan filan. Öyle şeyler. Öyle derdin kalmadı diye mi İngilizce yazıyorsun? Yok, hayır. İngilizce yazdıktan sonra öyle derdim kalmadı. Ya benim saygı duyduğum insanlar benim yaptığım işlere saygı duyuyorlar. O da yeter yani, öyle herkes de bayılsın falan şey yapamayacağım. Sonuç olarak ben nasıl diyeyim, popüler aşk kitapları yazan birisi değilim yani. E tabii sevmeyecekler. Doğal olarak sevmeyecekler. Yazı yazan insan bunları göze alacak. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok o konuda yani. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bana ne canım, ne yapıyorlarsa kendi aralarında yapmaya devam edebilirler. Kitaplar için hiç böyle film teklifi falan geliyor mu? Yani bunu Aa, evet. Düğümler Öfkeyen Kadınlar için öyle bir şeyler konuşuluyor. Bakalım. Olursa haber veririm zaten. Bir tek çok üzüldüğüm bir şey var. İngilizcesi Londra'da şeyde Eylül'de premier yapacaktı. Arkola Tiyatrosu'nda. Şimdilik ertelendi bu korona yüzünden. Çok mutsuzum. Bakalım, inşallah gelecek yıl Düğümler Öfkeyen Kadınları İngiltere'de premierine gideriz. ya Kırmızı premier orada dedin de yürürüz falan. ya ne güzel işte Mayıs'ta da seninle konuşmuştuk ya yani buraya Evet. gelecek benim oyunum premierine Özen'in oyununu işte burada çalışıyorum ben hala ama yarım kaldı. Özen'e de sürpriz yapacaktık hani seninle birlikte burada Özen'i ağırlayacaktık ama Evet. işte aynı Vallahi yayın. kırmızı halı bulamazsınız, ben sırtımı atıp getiririm yani. Kırmızı da halıyla yürüyeceğiz. Aynı yayına denk düştük iyi oldu yani. Evet. İnanın hiç öyle fikirleri var mı? Hani öyle şey diyor mu? Hani İnan ben çekeyim falan. otör sinemacı, o yüzden kendisi yazıyor ama İnan'la beraber bir şey yapma fikrimiz var, bir animasyon yapma fikrimiz var. Bakalım, görürüz ilerleyen yıllarda. Peki. Gideyim Sen artık gideceksin. ben. Evet. Kurtlandın. Tamam, gideceksin. Gideyim Tamam. artık. Tamam canım. Emrah'cığım çok teşekkür ederim. Ne güzel sohbet oldu. Çok çok sağ ol. Ececiğim Ne ben güzel teşekkür ederim. arkadaşlar. Vallahi böyle tam şey yeni yeni ısınırken şey oldu. Ya, Bu yaparız bir daha. vallahi çok sağ ol. Çok Korona çok teşekkür ederim. Çok Ben naziksin. teşekkür ederim canım. Kendine çok Ayağına iyi bak. yüreğine sağlık. Özen'i ben göremeyeceğim. Buradan yazarım şimdi bir şeyler ama selam söyle ona da. Çok özledim. Tamam. Tamam canım benim. Bye bye. Herkese Çok iyi sağ olasın. akşamlar. Görüşürüz. Bye bye. Benim varma sen kapat ne olur. Tamam. Hadi ben kapatıyorum. Bye bye.